Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz canlar. Biraz acıktık, karnımız acıktı, ne yapacak diye sorarsanız. Burada biraz tencere kıtlığı var. Tencereleri buradan hep götürmüş arkadaşlar, tencere bulamadı. Tencereleri şeye götürdüm. Onu bir yerlere koymuşsundur yine, emin ol götürmemişsindir Hatice Hanım. Yok, burada şey var, bir tane getiremedim. Evet, çömlek var. Çömlek var, bir tane alüminyumumuz var, bir de tavamız kalmış. Başka bakayım. Emin misin? Yine de bir bak bence sen. Yok, kapağı bir kapak kalmış. Var. Pıt pıt tahtamız var. Bence yok. Burada yumurta, bir yumurta kaynatmak için bu taraf. Yumurta tavası var. Orada boştur bence. Orada bir de onu kutumu talayım değil. Boşmuş. Dokuntumuz var. Şu yanda da zaten hiçbir şey yok. O taraf boşmuş arkadaşlar. Şimdi taşıyı burada bir şey bırakmadım diyor mu? Yok. Şeyler ellemedim belki de. Var da çatal matal onlar var. Onları ellemedim. Baksana tabak yeter. Tabaklar var. Tabağımız var. Ama lakin bir iki şeyimiz yok. Onu da olur. Yeter. Bizlere getiririz. Tavada pişirip biz de kabında yedik. Ne yapalım? Değil mi? Şey biraz soğan aldım. Pırasa aldım. Kendime bir iki bir şeyler aldım. Şunu da güzelce şöyle bir bugün yiyeceğim. Bize ne pişireceğim Hatice Hanım? Aha vallahi şöyle ne pişireceğim hemen. Bulgur herhalde yok baktım. Dür. Yumuşak. Dür yemeği yapacak arkadaşlar. Dereotuna çok güzel yakışır arkadaşlar. Bir türlü dereotum olmadı. Lakin şöyle. Bazı arkadaşlarımız bilir bunu şey yapar. Yarma kırığından değil mi? Yarmanın kırığı. İçli kohte derler. Yani aşurelik mu? Aşurelik şeyden mi kırılıyor? Şöyle söyleyeyim aynen. Aşurelik bulgur der. Kimisi keşkeklik der. Onun bir de yaprak sarıyorduk. Bunun bir büyüğü vardı. Annem hep dediğin gibi koy da pirincini de buluyorduk Ali. Değil mi? Bunun bir büyüğüyle şey karıştırıyordu. Yayla çorbası içine atıyordu. Bunun bir tık büyüğü arkadaşlar. Menemen atsam mı, açmasam mı, seni salçayla mı yapsam diye düşünüyorum da salçayı... Küçük şişem var, saç. Salçanın birini de açık koymuşum, bozulmuş. O çoktan takıştan. Kıştan değil mi? Tabii canım, dolap olmayın. Menemen'e ben. Gerek yok, ya salça var. Aynen, yapalım, bir şey yok. Dolabı arkadaşlar boşalttıydım burayı biliyorsunuz. Boşu boşa dedik, elektrik yanmasın arkadaşlar. Eve götürdüm müdür. Onun içinde... Şunu da şöyle melemen mi yalan söylemeyeyim. Ezme mi onu da bilemeyeceğim arkadaşlar. Bence melemen o. Melemen mi? Melemen atışı. Melemen bence doğru. Melemen. Bir tane yumurtamız kaldıydı. Onun bir şey olmaz. Daha nasıl olsa buraları umaracağız. Paket ya. Arkadaşlar alışmışız biz ocağı bir yakmayınca dediğim gibi karnımız inan ki doyum yani. Ocağı tutacağım. Bugün bahçede arkadaşlar bayağı bir şeyler yaptık Hatice Hanım'la. Kendimize karınca kararınca. Arkadaşlar bazen kelimelerde böyle tutukluk oluyor. Evde de olmuyor. Dedik. Hem bahçemizi yavaş yavaş hazırlayalım ekime hem de arkadaşlar ufak tefek dış cephesinin boyası kalmıştı biliyorsunuz. Nasip olası ileriki zamanlarda şimdilik gözüm kesmiyor ama. Şimdi gözüm kesmiyordur her zamanda bakarız. Boş kaldıkça arkadaşlar evde sıkıldıkça artık dışarı atmamız lazım kendimizi. Atmayın. Bahçe evleri de çok iyi oluyor arkadaşlar. Sessiz, sakin. Kafa huzur buluyoruz vallahi. Şöyle geliyorsun toprağına uğraşıyorsun dışarı bakıyorsun. Sıkıldıkça içeri giriyorsun, sıkıldıkça dışarı tekrar. O ocak, hani ocak da ocağımış. Değil mi? Hadise ne oldu bu ocağa? Telliyon, hep çizilme olayı olmuyor. Olmuyor değil mi? Allah izin verirse bu ocağımı. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar, şimdi bir taraf orada biliyorsunuz Çorum'da. Burada bir bahçede dediğin gibi geri yok, oyalanı yok. Orada Çorum'da gittiğim zaman biraz daha çok kafamı dağıtıyorum diye düşünüyorum. Belki diyorum şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Koye oruki yaptığımız zaman burayı şöyle söyleyeceğim.
Orayı yapmaya başlarsak burayı satmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü burayı satmadan zaten orayı yapma gibi bir... Yapamayız. Çünkü öyle karar verdik. Ora çünkü bir dönüm yer. Kendimizin yeri dedik. İmarlı arkadaşlar. İleriki zamanlarda güzel olur diye düşünüyoruz. Ora 500 bir de gerçekten ben de orayı seviyorum. Hatice Hanım da oraya gittin mi çok... İstiyorum çünkü akrabalar orada. Artık ama... köyümüze yerleşmeyi düşünüyoruz ondan dolayı. Burcan olmasa arkadaşlar biliyorsunuz inan ben burada bir dakika durmayacağım. Burcan olunca onun için buradaki Polatlı'daki evi o yüzden şey yapamıyorum. Ben burada dediğim gibi kimse yok. En çok akrabamız, eşimiz, dostumuz orada. Eskiden arkadaşlar şöyle bunu kollarda korduk. Şöyle söyleyeyim. Bir tek bulaşık olmadı ortaya. Şimdi Ali'yle yine aynı pişireceğim. Şöyle kaşığına koyacağız ayrı ayrı. İkinci tavuğa uğraşmayacağım diye. Evet, tembel işi yapacağım diye. Evet, böyle tembel işine kaçacağım. Seni yediğim kaşıklardan kalmamış. Öyle mi olmuş? Ali'nin bir şöyle eski kaşıkları var arkadaşlar. Daha hala o eski kaşıkları atmam saklarım. Onlarla Ali bundan yemeği seviyor arkadaşlar. Daha çok seviyor. Güzel de şimdi. Bunlar sakalıklar şunlar tane. Ben de şunları yıkacağım da. Burada tabak. Genişte şunları yıkayım. Şöyle yine tavamız var. Ne kalmış? Yumurta pişirmelik kalmış. Var var. Yine iyi kötü yemek yapmamak var. Hiç yok yani. Soğanın yanmaz değil mi? Orada unutmadım. Arada karıştırırsam sevmiyorum. Arkadaşlar bugün zeytinyağımız kalmadığı için herhalde Hatice Hanım böyle katı yağ kullanmış. Bugün de böyle ne yapalım? Herhalde bir günden ölmeyiz arkadaşlar. Ali. Kattın mı? Zeytinyağı var. İyi tamam. Var mı? Var var. Baksana burada biraz var umarılacak arkadaşlar. Oo, arkadaşlar. Hepsi de var. Şu neymiş onu bilemedim. Pirinçleri var. O da şey bu, o ezmiş. Ali ezmemi en son yaptım. Yemeğin yanına bakarız olmazsa. Tamam. Çayım var, yağım var, pirincim var. Hepsi bayağı var. Yok yemek. Yok. Yağım var var. O gün geçe bir şey gettim ya. Tamam. Bir de onu getirdim. Hepsi de var. Sen onu bir karıştıracaksın. Tamam. Karıştırıyorum. Hadi bakalım. Ben direkten artık. Gel de kafam eser takavayı. Yine yaparım. Belli olmaz. Ekmek var. Unutup almayabilirim. Hani açmıyordum onu? Hasta açıyor. Açıyor. Yemek pişmez ki canım. Hemen hemen bulacağım dedin. He? Hemen hemen istemedim. Sonra acılı yiyor. Hayır ben yanımda yiyor. Bundan sonra yaptığım biraz cıvıklı oldu ya. Onlar olsun, cıvık olsun. Yeter ki olsun. Filistri eve götürdüm. Bu da yalanız yapmış. Su soğuk. Bahçe suyu arkadaşlar. Buyur suyu oldu. Ona bu biberler ısırlar. Bu boşa gitmiyor. Arkada. Tamam. Soğanlarımız var. Soğanlarımızın içine. Aynen öyle. Boşa gitmeyecek. Nane topladım biraz. Şöyle. Güzel güzel. Değişik değişik içinde evet. Arkadaşlar. İyice şimdi bu ıslansa biraz yemek ulaş tane kum olunca arkadaşlar görüyorsunuz. Soğanımın dibi de en azından şöyle okuyup kalmış olur. Bayağı bir taş varmış Hatice'nin için. Taş taş kum. Bu arada bu yanmaya başladı haberim olsun. Yani, altını az kısarsan bak tavanın kenarları yanmaz. Bence. Ben onu kapat dedim de duymadım. Ben anlamadım. O tellerim hiç hayır tellerimiz var. Şu sen bir daha mı yakıyorsun bunu? Tabii canım bir iki kere yiyorum ama ne? Bunu. İnşallah sakın gelmez. Sen gelmeyelim. İyi bakalım. Şöyle daha çevirin ben de gelirse. Çareler tükenmez arkadaşlar. Şuna bakacağım. Şunun yemeğin yanına dedim. Turşuyu atsam bağlanır mı? Değil bir tek atsam ki bilmiyorum. O neymiş? Acılı yapmışım herhalde. Ezme. Ya. Ezme ezme. Ezme mi? Tamam yeriz yanında. Güzel olur yemeğin yanında. Şöyle karıştırsam kimler yiyeceksin? Ya. Şöylece zeytinyağı tutmuşum. Zeytinyağı mı tutmuş? Boğarsan tutar tabii. Bakarım. Tadına tuzuna bakarsın. Hepsini mi yiyeceğim onu? Koydum. Kızaran domatesler vardı ya son. Onlarla yaptıydım. Bu dolacak mı daha?
Dolsun. Zaten su boşa gitmeyecek ki. Giden. Patçıya gidiyor. Dağın dibine gidecek. Aynen öyle. Suları da mağazı şöyle eskisi gibi dedim. Yansın. Pembelesin. Yansın dedim. Kavuklayın. Öyle yumuşak olur. Yeter karnımız arkadaş. Ben böyle bunu hiç akıl etmedim. Şey alardım yanına. Yoğurt. Neyi? Neyse önemli. Adam kafam duruyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. Kafa karışık olunca. Kutsal çayda sonra ben yaptırdım. Hani biraz. Elime yüzümde patlayıp çubuk oldu. Bir şey çubuk. Bu neşede otururuz güzel gene. Bu neşte altımıza battaniyeyi sereriz. Hani. Olur. Peki şurada karabiber mi kullanmamız? Nane var, biber var, hepsi var arkadaşlar. Var var, çayımızdan, şekerimizden. Azıcık pul biber koy. Bunu da şöyle kısayım. Karışmadan hani güzel olacak. Bunun içine dediğim gibi dereotu çok güzel yakışıyor. Dereotu tadını veren dereot arkadaşlar. Var mı dereotu? Şey içerdik ya birer. Ardından kahve içeriz. Kahve içer. Kahve aldım arkadaşlar ikisi bir arada şekersiz. Güneş de iyi olur. Evdekilerde ne yapacağız? Hani erkenler. Biraz bakalım gelecek. Olur olur. Geçelim. Olur mu? Olur. Elim şeye kaldı. Aslında elim kaldı. İyi. Şunu kaldır şuradan. Onu yıkacağım. Gel. Açtayım mı? Salçası az mı? Ona bakayım biraz gözüme. Altına kısayım ağır ağır. Pissin arkadaşlar. Bu arada da battaniyeyi sereyim. O şeyi götürmeyek altımıza yer sobrası yapar. Tamam. Hepsi ufakçan alı gider. Olur. Olmaz mı? Şimdi masa. Güneşe mi sereceğim? Kapını ona güneşe sereceğim. Bir tamam. Şey olsun. Şunu da yıkayıp ağır ağır. Arkadaşlar maydanozundan bir dal sede dereotu buldum. Şunu fazla da yok. Kokusunu, o kadar da yeter. Kokusunu dedim versin. Yüzüne de taze taze yemeğimiz de pişti arkadaşlar. Pişti hemen. Acık da karnımız da pişerdi. Acık da bu arada. Değil mi? Güzel oldu. Hemen sofrayı da koyduk dışarı. Hadi dışarı gidelim. Bu neşe tencereye alıp geliyorum. Hadi aldım. Tamam. Sonra bulaşığa su koyduk. Ali. Şuraya koyuyor eğer sıcaksa. Koyuyor değil. Kapı yok da gel. Tamam ben örterim. Gel. Kaynıyor bir yandan. Nasıl yiyeceksek kaynar yemeğe. Gel geç de karnımız da kaynar. Bir şey olmaz. Kuşlar siz de gelebilirsiniz. Hava iyi olursa ben de kalsın. Bulguraşı yuka yapmam lazım. Arkadaşlar dur. Gelin beraber olsun. Otumuz da var. Yeter. Bir de şey buldum. Kayısı. Marmelatı. Kompost. Hani büyük tabağa koyacaktım. Ne bileyim şöyle dedim. Şimdi sen kaynarsın. Olmaz değil. Onun için şöyle koyayım. Az az iki dedim. Tencerenin ağzını da açalım. Biraz da onda su olsun. Olur mu canım? Olur. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.